Evet arkadaşlar, yıldızlar için şairane Farsça derslerimize hoş geldiniz. Şair Özgür Çoban, yıldızlar sizler oluyorsunuz ve üstadımız da Muhammed Ekrami. Biliyorsunuz arkadaşlar, bir sloganla biz yola çıktık. Farsça'da ona slogana şiar mı deniyor üstadım? Şiar, Evet, üstadım, şiarımızı sizden dinleyelim. Hoş geldiniz. Saygılarımızı gönderiyoruz Tebriz'e. Ondan sonra dersimize müsaadeniz olursa başlayalım. evet. Değerli şairimiz ve bütün arkadaşlara merhaba. Sloganımız Yıldızlar en az bir batı ve bir doğu dilini öğrenir. Evet. Arkadaşlar, hiç Muhammed hocamızın böyle yıldızlar falan hiç tarzı değil normalde. Ama benim yanımda böyle biraz çılgın takılmak zorunda kalıyor. Beni sevdiği için yani normalde herhalde benim yapım da başka birisiyle kolay kolay anlaşamaz. Ama hani biz birbirimizin iyi niyetini bildiğimiz için farklılıklarımıza saygı gösteriyoruz. Doğru mu? Yani biz müthiş bir Doğru. uyumumuz var. Ama yani normalde çok ayrı dünyaların insanıyız. Hani ayrı dünyaların derken arkadaşlar, hepimizin kalbi, yani bizim kalbimizin bir tarafı Turan diye, öteki tarafı Kur'an diye atıyor. Öyle söyleyelim. Öyle söyleyelim. Ama nedir? Muhammed hocamızla hani yapı olarak, mizacı olarak arkadaşlar farklıyız. Ama yıldızlar arkadaşlar farklılıklara saygı duyar. Evet hocam, müsaadeniz olursa metni veriyorum Evet, ekranımıza. buyurun. Evet arkadaşlar, bugün tatlı bir metin olduğu kanaatindeyim. Yani tatlı derken başlıktan hareketle arkadaşlar. Evet. Yani güzel bir metine benziyor. Yani bir ara okunmuştuk. Bir iki sene önce bu metni, ama bir sene önce mi okuduk? 2 sene önce mi? Çok hatırlamıyorum. Evet. Metnimiz geldi mi üstadım? Evet geldi. Evet. Gönlünüze göre de büyütmeye çalışıyorum. Güzel. Evet. Ferhengi taarruf arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, derslerimize Muhammed hocamızın metnimizi okumasıyla, seslendirmesiyle başlıyoruz. Buyurun Muhammed hocam, mikrofon sizde. Hocam metnimizi biraz aşağıya alalım. Şöyle, şu an Güzel, nasıl? güzel. Evet. Ve fermaydı üstad. Evet. Ferhengi taarruf. Muhlis, çakir, eradetmend, nakabil, beruye çeşm, ba icazı ve az in kabil istilahat numunehayi besyar rayic az taarrufhayi zabani hastan ki İranyan der revabet ruzane khud beca ve bica به یکدیگر میگویند. راننده تاکسی هنگام حساب کردن کرایه تاکسی میگوید قابلی ندارد. میزبان میز مفصلی برای شام چیده و به مهمانان اعلام میکند نان و پنیر مختصری میل کنند. آیا این تعارف ها ضروری هستند؟ آیا اگر تعارف نکنیم بی ادبی و بی اعتنایی کرده ایم؟ آیا وقتی گفتار و رفتار ما همراه تعارف است می توانیم با قطعیت بگوییم منظور واقعی خود یا دیگران را می فهمیم؟ هر کدام از ما چقدر با تعارف دچار سوء تفاهم شده ایم یا سوء تفاهم ایجاد کرده ایم؟ تعارف واژه عربی است و در فرهنگ معین پیشکش خوشامدگویی و اظهار آشنایی معنا شده است. به نقل از دهخدا در لغتنامه شناختن یکدیگر معنای قدیمی تعارف است و دیگر به کار نمی رود. چنین کلمه ای در زبان انگلیسی، آلمانی یا فرانسه وجود ندارد.
و شاید بتوان گفت نزدیکترین معادل آن پیشنهاد باشد. ترقی ایرانیان از تعارف در روابط اجتماعی یا فردی، ادای احترام یا ستایش از یک ارزش است. مثلا سخاوتمند بودن یک ارزش اخلاقی است و ریشه بسیاری از تعارف‌ها مانند فدای سرتان، پیشکش یا قابل ندارد احتمالاً از همین جاست. بعضی از پژوهشگران میگویند که تعارف در ایران دلیل‌های فرهنگی مذهبی خاص خود را دارد. ایرانیان به دلیل علاقه‌شان به زبان شعر و ادب دوست دارند از اصطلاحات و بازی‌های کلامی استفاده کنند. روش استفاده از این اصطلاحات فقط به دو طرف گفتگو بستگی دارد. در حقیقت گاه فقط این دو طرف پیامی را که می‌خواهند به هم انتقال بدهند می‌فهمند. در این زمینه نظریه‌های بسیار متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال یک زبانشناس یونانی می‌گوید زبان فارسی به دلیل داشتن ساختار دستوری ساده اش به هجم متن کاری علاوه به فارسی زبانان اجازه می دهد احساس بیشتری را در بیان خود وارد کنند و راحت تر با کلمه ها بازی کنند. تمامی این ویژگی ها و ساختار زبان فارسی در طول سالیان دراز فرهنگی را به نام فرهنگ تعارف به وجود آورده است. این فرهنگ در عمق باورهای مردم وارد شده و بخشی از آن را تشکیل داده است. بنابراین وقتی با فرهنگ و زبان ایرانی روبرو می شویم، باید بدانیم که تعارف بخشی از زبان و فرهنگ است و از آن جدا نشدنی است. Evet, üstadım çok teşekkür mi konem. Çok teşekkür mi konem arkadaşlar, Türkçe ile Farsçayı gördüğünüz gibi ne kadar etkili bir şekilde kullanıyorum. Çok teşekkür ederim üstadım. Tabii yıldızlar ya Türkçe'yi ya Farsçayı kullanır arkadaşlar. İkisi bir arada olmaz, onu da söyleyeyim. Evet, hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ferhengi taarruf. Arkadaşlar nedir? Taarruf kültürü. Yani ben biraz daha taarruf kelimesini nezaket sözü olarak değerlendiriyorum. Nezaket sözlerinin kültürü gibi değerlendiriyorum. Değil mi üstad? Yani nezaket sözü diyebilir miyiz? Tam olarak olmuyor. Yani aşağıda da söylemiş. En yakın buna öneri, teklif, böyle bir şey. Ama okudukça anlamını fark edeceğiz. Evet. O zaman taarruf diyelim. Taarruf arkadaşlar, arif olan anlar kültürü diyelim. Taarruf ariften geliyor zaten. Tamam mı? Yani ben böyle diyorum ama sen böyle anla demek. Arkadaşlar. Muhlis, çaker, iradement, nagabil, beru-i çeşm, ba-icaze ve ez-in kabil ıslahat. Arkadaşlar diyor ki muhlis, çaker, iradement, nagabil, ondan sonra beru-i çeşm, ba-icaze, bunun gibi bu kabilden, bu türden terimler, ıslahat, ıslah terim biliyorsunuz. Terimler. Yalnız bunların üstadım ben hepsini çıkaramadım ne anlama geldiğini. Mesela beru-i çeşm, başım gözüm üstüne bizdeki. Ba-icaze, işte izninizle. Nagabil, gabil-i nedarenin herhalde bir farklı şekli.
Bir şey değil anlamında. Bir şey değil, evet. Nagabil bir şey değil. Peki diğerleri hakkında bilgi verir misiniz? Muhlis, Çaker, İradement, onlar nerede kullanılıyor? Evet, hepsi taarruf, yani hepsi aynı kullanımda görebilirsiniz. Çok farklar yok. Muhlis, Çaker, İradement belki de sizin size göre daha iradetli, sizi seviyorum anlamında, size hizmetçiyim falan, böyle bir anlamlar bu için geliyor. Muhlis, çakir, iradetmen. Yani hizmetinizdeniyim. Kurban olurum falan gibi bir şey. Evet. Evet. Numunehayi bisyar raiç es taaruf hayı zebani hestend. Dilin diyor taarufundan. Evet arkadaşlar. Evet. Telefonumuz geldi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet ne dedik? Üstad şimdi en son. Numune hayi bisyar raiz ez tarufayı zebani hesten. Evet. Dilde olan en yaygın örneklerdenler. Evet en yaygın birçok örnektir diyor diyelim ki İranlılar der revabıtı ruzane-i hot kendi günlük iletişimlerinde arkadaşlar beca ve bica yerli ve yersiz herhalde değil mi üstad? Yerine göre Evet. ya da yersiz bir şekilde yek diğer birbirine söylüyorlar. Evet. Ranende-i taksi şoförü arkadaşlar hengamı hesap kerden hesap kerden kira kerden-i kirayı taksi ücretini hesap edeceği zaman ya da alacağı zaman mı diyelim orada artık? Evet, evet. Ödemekse Hesabı kesmek arkadaşlar. Evet, taksi ücretini tahsil edeceği zaman diyelim. Taksi şoförü söylüyor ki Gabili Nedare. Gabili Nedare. Arkadaşlar kullanımı daha yaygın. Konuşma dilinde Dare. Mizban, ev sahibi, mizi mufassali. Arkadaşlar yani bir ziyafet sofrası diyebilir miyiz? Mizi mufassaliye üstad. evet. Yani Çok mufassal. renkli bir sofra. Mufassal arkadaşlar. Hani böyle ayrıntılı oradan mükellef bir Zengin. kahvaltı diyelim. Denir ya öyle zengin. Evet bir sofraya, masaya yani yemek masasına, ziyafet masasına akşam yemeği için zaten diyor ki çiğde sermek miydi üstad? Dizmek. Dizmek evet. Dizmiş. Yani sofrayı kurmuş. Kurmak anlamında diyebiliriz oraya. Ve be mihman ilam mikonet. Nedir? Misafirlerine ilan ediyor mu diyelim? Söylemek mi diyelim? Ne diyelim? Söylüyor mu diyelim? Söylemek. Evet, Efendim? evet, evet. Söylemek, evet, söylüyor. Nan ve peyniri muhtaseri mel konet. Ne diyor? Ekmek peyniri muhtasari yani tadına bakın mı anlamında söyleyeyim. Ekmeğin ve peynirin tadına bakın. Baksın. Diyor değil mi? Mail konet.
Şöyle söyleyelim. Azıcık peynir, ekmek yiyin. Peki mail konet yiyin derken mail konit olması gerekmez mi üstad? Bir kişi bir kişiye mail konet mail konend. Mail konet. Mail konet. Mail konet. Ha, eder mi diyeceğiz mail ama orada nasıl anlamadım. O zamanı anlamadım üstad ben mail konet. Hemen söylüyorum. Bunu şimdi bize anlatıyor. Direkt misafire dese mail kon olacak. Tamam. Ha. Bize anlatıyor ki ev sahibi misafire söylüyor mail konet. Tamam. Evet. Mail konet. Onu üstad onu peki onu mail konet tam çekimini nasıl diyeceğiz? Orada mi de yok. Tam birebir tercümesini etsin mi diyeceğiz onu? Mail mail kon mail mail konem mail konem mail koni mail konet mail konim, mail konit, mail konent. Doğru mu çekim mi? Hocam bu emir ve istek gibi. Mail konem, mail kon, mail konet. Yani misafirler diyor mail etsinler der gibi. Buyursunlar evet. Der gibi diyor değil mi? Aynen. Buyursun gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Yani peynir evet. ve nedir? Muhtasari nedir? Yani tadına birazın alın anlamında. Muhtasar özünü alın mı anlamında mı kullanmış işte bunu? Muhtasar azıcık deyince yani o yukarıda mufassal demiş ya. Mufassal çok detaylı. Bu çok basit anlamında. Tamam yani biraz tadına bakın anlamında. A ya in tarufa. Acaba bu taruflar zaruri midirler? Aya acaba eğer taarruf edersek şey etmezsek taarruf etmezsek yani nezaket sözcüklerini bunları kullanmazsak bi edebi edepsiz ya da bi itinai özensiz itina özensiz mi oluruz diyelim. Doğru mu üstad? Ederiz. Evet. Yani özensizlik evet. nedir? Bir edepsizlik ve özensizlik mi yapmış oluruz gibi yaparız diyelim burada. Aya vakti voftar ve reftar rima bizim sözlerimiz ve davranışlarımız taarruf eşliğinde olunca bu zaman mı diyelim? Vakti ki mi diyelim buraya? Evet. Evet. Olduğu evet. zaman mi tevanim ba gat'iyet beguyim. Ne diyelim üstad ona? Mi tevanım söyleyebiliriz. Kesinlikle söyleyebiliriz mi diyor? Evet. Söyleyebiliriz. Kendi gerçek görüşümüzü ya da başkaları ya da kendi görüşümüzü anlıyoruz. Nasıl diyelim bir daha üstad yani bir çeviri yaptım ki yanlış değil ama hiçbir şey de anlaşılmıyor. Evet bir kelime söyleyeyim. Evet. Bu soru şeklinde aya vakti goftar ve raftar ma hamrah taaruf ast mi tavanim ba qat'iyat beguyim manzur vaqe'i khod ya digaran ra mi fahmim bizim konuşmamız ve davranışımız taarufla olunca
kesinlikle diyebiliyor muyuz kendi gerçek görüşümüzü ya başkalarını anlıyoruz? Evet. Başkalarını ya da kendi görüşümüzü anlıyoruz. Ha yani bu, yani bu bizim iletişimimizi kolaylaştırıyor mu yoksa zorlaştırıyor mu demek istiyor, değil mi? Evet, evet. Evet, her kodam ezma bizden herhangi birimiz mi diyelim üstad? Bizim herhangi birimiz. Evet. Ne kadar, çe kadar ba taruf, tarufla duçari sui tefehüm şodeyim. Yanlış anlaşılmışız. Ya da sui tefahüm icat kerdeyim. Ya da diyor yanlış anlaşılmaya meydan vermişiz. Değil mi? İcat etmek. Evet. Orada biz meydan vermek, bir şeye meydan vermek anlamında buraya güzel gitti. Taaruf vaje-i arabi est. Arkadaşlar diyor ki taaruf diyor Arapça bir sözcüktür ve der ferhengi mu'in. Mu'in arkadaşlar çok meşhur bir sözcük. Mu'in lügatinde burada ferheng kültür değil de sözlük anlamında kullanılmış. Ferheng ikinci sözlük anlamı da var. Muin sözlüğünde pişkiş. Hediye mi diyeceğiz üstad? Pişkiş. Evet. Yani bu yani kamu malına peşkeş çekilmesinin arkasındaki sebebi buldum ben üstad. Yani hediye demek ki yani var ya bizim göremediğimiz büyüklerin bildiği şeyler var demek ki. Evet üstad. Peşkeş. Tamam. Evet. Hoş amedi guyi. Hoş geldin demek mi? Üstad. Evet. Evet. Hoş zaten hoş. Ahmet arkadaşlar gelmek geldi Ahmet'den. Guyi de söylemecilik gibi düşünün. Nedir? Hoş geldin demek diyelim. Karşılamak diyelim ya da birini. Evet. Evet. Karşılamak. İzhar-ı aşinayı. İzhar-ı aşinayı. Tanıdı ne diyor? Tanışıklığı ortaya çıkarmak mı? Ne diyelim ona? Tanıtmak. Tanışıklığı söylemek. Evet, ha İzhar. Tamam, tanıtmak İzhar. Veya tanışlığı söylemek. Evet. Mana şöde est. Manasına gelir. Manasına gelmek diyelim arkadaşlar. Gelmiştir. Benakl ez de huda. Arkadaşlar de huda da bir sözlük. De huda'nın naklettiğine göre. Der lügat namede. Nedir? Lügat namede de huda'nın naklettiğine. De huda sözlük değil miydi üstad? Yanlış hatırlıyorum. Evet, evet aynı. Tamam. Lügatname diye ayrıca ne demiş? Niye onu ayrıca lügatname onu bilmiyorum üstad. Hocam bu aslında bunu çok basit. Der lügatname de huda öyle demesi lazım idi. De huda'nın sözlüğünde. Tamam. Yani o zaten açıklaması öyle mi? Evet. Evet. Yani aslında nedir? Evet. Benakl ez der lügatname-i dehuda dese daha güzel olur diyor. Evet. Şinahteni yek diger birbirini tanımak arkadaşlar. Mana-i gadimi-i taaruf et est. Taarufun eski manasıdır, anlamıdır arkadaşlar. Dige artık kullanılmıyor. Karnemi evet işe yaramıyor mu diyoruz. Üstad. Bekar reften işe yaramamak değil mi? Artık işe yaramıyor, kullanılmıyor anlamında söylemiş değil mi? Evet, evet. Çenin
kelime-i der zebani İngilizce. İngiliz dilinde böyle kelime, böyle bir kelime, Alman dilinde böyle bir kelime ya da Fransa dilinde böyle bir kelime vücut ne dare yoktur. Ve belki Bete van Goft söylenebilir. Mezdikter'in en yakın, onun muadili, yani en yakın Nezdikter'in muadili an, onun en yakın muadili arkadaşlar, ona denk geleni pişnehat, teklif. Doğru mu? Teklif. Pişnehatkerden teklifte bulunmak galiba, değil mi? Öngörmek. Öneri. Yani öneride bulunmak, evet. Bağış et. Olsun diyor. Yani o olabilir, o da tam karşılamıyor demek istiyor. Telakki-i İraniyan ez taarruf, taarruftan İranlıların telakkisi, yani onların anladığı mı demek istemiş üstad. Der revabeti içtimai, sosyal iletişimde ya da ferdi bireysel iletişimde saygı tavrıdır. Ya da sitayiş ez yek erzeştir. Ya da bir değerden övgüdür. Böyle diyebilir miyiz üstad? Evet, aynen. Ya da övgüdür bir değerden. Bir değerden övgüdür işte. Bir değer ve övgü bir değeri övmektir diyelim arkadaşlar. Örneğin sehavent buden. Cömert olmak mıydı üstad? Sehavent buden. Evet, aynen, cömert. Evet, yek erzeşi ahlaki est. Değerli bir ahlaktır arkadaşlar. Ve rişe-i bisyari ez taarruf manent ifedai seretan. Başım feda olsun gibi taarruflardan çoğunun neydi? Bir işe bölüm müydü? Neydi? Kök. Kök. Yani biraz önce geçmişti. Bir önceki metnimizde. Kökü ama neyin? Başka pişkeşin ya da gabili nedaret ya da ihtimalen ez hemin cast. Nasıl diyelim üstad bunları? Bu yer, bu söyledikleri, yani fedai seletan, pişkeş, gabili nedaret, bunların kökü çoğu ihtimalle şuradandır. Evet. Buradandır. Peki ihtimalen ez hemin cast? Yani muhtemelen buradandır diyor kökü. Doğru mu? Ha, tamam. Muhtemelen, ihtimalen, evet. Muhtemelen. Doğru mu? Evet, evet. Bazı ez pejuheşgeran, bazı araştırmalar söylüyorlar ki taarruf der İran, İran'da taarruf arkadaşlar, taarruf mu taarruf mu üstad? Taarruf değil mi? Tek R ile mi? Taarruf, taarruf. Taarruf, evet arkadaşlar, taarruf. Delilhayi ferhengi. Kültürel bir sebeptir mi diyoruz? Ne diyelim? Evet, kültürel bir sebeptir. Mezhebi-i hasihot. Kendine özgü dini bir kültür sebebi. Doğru mu? Evet. Sebebini
vardır. Dini ve kültürel nedenleri var. Yani dini ve kültürel sebepleri vardır. Orada eş görevli sözcükleri şey yapmış arkadaşlar. Kendine has dini mezhebi arkadaşlar, dini demek ve kültürel sebepleri vardır İran'da. İranyan bedelili alaka işan. İranlılar bezebanı şiir. Şiirle ilgi göster ve edep. Şiir ve edebe ilgi göstermeleri sebebiyle dustarent seviyorlar. Ez ıslah ve bazı hayı kelami istifade konen. Vay. Güzel bir açıklama yapmış. Yani arkadaşlar, İranların taarrufa önem vermesinin sebebi onları şiir ve edeple. Edep tabi burada farklı bir anlam var mı Üstad? Edebiyat anlamında kullanılmış sanki, değil mi? Edebiyat anlamında. Ha, evet. Edebiyat ve şiirle, şiir diliyle, bakın oradaki B ile anlam veriyor. İlgilenmelerinin sebebi nedir? Kelime oyunlarını ve terimlerini kullandıklarındandır diyor arkadaşlar. Evet, yani bunları kullandıklarından ötürü seviyorlar diyor. Dostarent ki, oraya bir ki diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Kullandıklarından, söz oyunlarını ve terimlerini kullandıklarından seviyorlar arkadaşlar. Evet. Ya da orada kullanmak istiyorlar. Nedir? Kullandıklarından istiyorlar. Kullanmayı seviyorlar. Kullanmayı seviyorlar. Tabii daha o daha güzel. Evet. İstemek olmaz orada. Evet. Reveşi istifade nedir? As in ıstılahat. Bu terimlerden faydalanma yöntemi arkadaşlar. Sadece bedu tarafı goftegu nedir? Diyaloğun iletişimin iki tarafına bağlıdır mı diyeceğiz? İki tarafıyla bağlantılıdır mı diyeceğiz? Evet, aynen. Der hakikat gerçekte gah. Bazen sadece indo taraf, bu iki taraf peyamra mesajı ki mihahent istiyor birbirine behem aktarmak, intikal daden aktarmak, intikal vermek. Bedehent. Evet. Yani vermek, bak burada arkadaşlar ki oldu. Diyor ki birbirine aktarmak istedikleri mesajı anlıyorlar. Der in zemine, bu alanda nazariye hayi bisyari mütefaviti vücut tarif. Arkadaşlar bu alanda farklı birçok, farklı ve çok birçok farklı teori vardır diyebilir miyiz Üstad? Nazariye teori mi diyelim orada? Evet. Besyar mutevavet çok farklı. Evet, çok farklı teoriler vardır. Özür, bak burada neler vardır. Ve ünvanı misal, örnek olarak yek zeban şinas, bir dilci. Zeban şinası Yunani. Yunanlı bir dilci söylüyor. Zebani Farsi, bedelili daşteni, sahtari desturi sade eş.
Be Farsi zebanan icaze mi dehet ihsası büsyarra veyan. Evet üstad buyurun befermaydı. Çok uzadı. Evet. Yunanlı bir dilci söylüyor ki zaban-ı farsi bedelili daşteni sahtari desturiye sade eş ve farsi zabanan icaze mi dehet ehsası bişteri ra der beyan-ı khud varet konen ve rahatter ba kelime ha bazi konen. Diyor ki Farsçanın gramerinin basit olduğu nedeniyle Farsça konuşanlara izin veriyor kendi ifadelerinde daha çok duygu iletsinler. Ve kolayca kelimelerle oynasınlar. Evet. Orada desturi, sade eş, sade bir dil bilgisi. Sahtar neydi üstad? Sahtar biçim structure. Evet evet tamam. Orada destur desturi, şey değil mi? Dil bilgisi desturi sade eş. Sade bir dil bilgisi. Sahtari desturi gramer alalım. Hı hı tamam. Gramer evet. Sade bir dil bilgisine sahip olması sebebiyle. Evet tamam. Güzel. Evet. Tebrik mi gel üstad? Bozork vari. Sağ olun. Evet. Şuraya kadar bazı konat. Evet. Temamı in vijegi ha. Bu nedir? Özelliklerin tamamı ve dil bilgisi kurallarının tamamı mı diyelim? Farsça. Fars dil bilgisinin ve kelimelerinin Fars dil bilgisi ve bu özelliklerinin tamamı der Tuli Saliyan yıllar boyunca drazı ferhengi mi diyeceğiz üstad? Der tuli saliyane draz uzun yıllar süresinde ferhengi ra bename ferhengi tarif ve vücud avardes. Tarif kültürü adında bir kültür oluşturmuştur. Peki o draz ne ya uzun yıllar ha onun şeyi değil mi? Ben o draz bir yere uzanacak, uzanmak vardı ya neydi? Drazkerden miydi uzanmak? Evet, burada uzun tamam. Yıllar süresinde. Evet, evet, tamam. Ben onu bir yere bağlayacağım diye bakıyorum. Evet. Vücuda getirmek zaten orada. Evet. İmferheng, bu kültür der ne diyeceğiz? Amik mi? Ne üstad o der? Omg. Neydi üstad? Derin? Amik. Evet. Oradan... Derinlik. Evet. Amik. Aynı kökten. Arapça kelime. Baverhai evet. Merdüm. İnsan inançlarının derinliğinde mi diyeceğiz? Evet. Aynen. Derinliğine girmiştir diyeceğiz. Varit şu dediğine göre derinliğine girmiş bu kültür. Yani içine işlemiş diyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve bahşi ez an ondan bir bölümü teşkil etmiştir, oluşturmuştur. Bu yüzden vakti ba ferheng
Vakti ki diyeceğiz arkadaşlar. Ba, ferheng ve zebani İran. Ru beru mi şevim. Ne diyor? İran dil ve kültürüyle karşılaştığımızda mı diyeceğiz üstad? Evet. Karşılaştığımızda bayet bedanim bilmeliyiz ki taruf bahşi ez zaban ve ferhengi zaban ve ferhengez kültür ve dilin bir parçasıdır, bir bölümüdür ve ez an ve ondan cüda neşodeni est vazgeçilemezdir ya da vazgeçilemez ayrılmaz bir parçasıdır diyeceğiz. Ayrılmaz. Ha, ayrılmaz. Evet. Cüda şuradan zaten ayrılmak arkadaşlar. Ayrılmaz bir parçasıdır. Evet. Ondan ayrılmazdır. Kelip tam şey öyle. Arkadaşlar. Evet. Çok zor bir metin değildi arkadaşlar. O yüzden arada ben müdahil oldum. Zor metinlere ben müdahil olmuyorum. Çok. Gerçi genelleme de yapmayalım. Hani geçen dersimizde çok kötüydüm ben ama ondan öncekilerde de hiç fena değildim. Yani ondan öncekileri dinleyenler yani benim Farsça bildiğimi zannedecek ama onu dinleyenler de hiç bilmediğimi zannedecek. İkisinin ortasında bir yerdeyim ben arkadaşlar. Muhammed Hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Siz orada tatil modunda olmanıza rağmen bize vakit ayırıyorsunuz. Peygamberimiz de sıratta size vakit ayırsın efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Tarif etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Evet arkadaşlar. Müzikle Şiir Aşkı, Özgürce Şiirler bizim sosyal medya hesaplarımız. Özgürçoban.com yakında inşallah sayfamızda çok geniş çaplı bir sayfa hazırlıyoruz. Birkaç ay ama sürecek ama gerçekten güzel bilgilerin olduğu. Hatta bunlara link de vereceğim üstad sayfadan. Bizim evet, kendi sayfamızdan. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Son sözü size bırakıyorum. Yıldızlara seslenmeyi sonra kapatalım. Biz yine biraz muhabbet eder kapatırız. Yani gerçi orada evet, saat geç oldu. Muhabbeti yarın ederiz gerekirse de. Evet. Metnimiz bitti. Ekleyeceğim bir şey yok. Bütün herkese hoşça kal diyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar Muhammed Hocamıza.